Selam arkadaşlar. Bir kim kimile nerede nasıl neyle ne yiyor kim ediyor. Hoş geldiniz. Daha önce bir tane çekmiştik. Ve çok da eğlenceli çok geçmişti. Keyifliydi. Ne oldu? Parmağında bir şey mi oldu? Yazmıyor, yazdı. Ha, yazdı. Evet arkadaşlar, bu formatımızda çok bilinen bir oyun olan kim kimle neredeyi döndüre döndüre kağıtlarımızı yazacağız. Herkes bir şey yazacak. Sonrasında açarak nerelerde ne garip şekillerde yemek yediğimizi zaten geçen videodan da hatırlıyorsunuzdur. Ben heyecanlıyım. Ben de öyle. Çok merak ediyorum. Başlayalım çok eğleniyorum. Şimdi bir dakika, önce bir katlıyoruz. Herkes bir kime... Bak yine dışarı katladı. Dışarı katladı. İçeri mi katlayacaktın? Senin başını yırtacağım. Tamam, kim yazıyor kim? Önce? Kendi ismimizi yazıyor muyuz? Yazabilirsin. Ben yazmak istemiyorum. Bir dakika. Katla. Bir dakika. Bu kadar mı zor ya bir isim yazmak? Kiminle yazıyoruz efendim? Ben bu videoda çok heyecanlanıyorum. Katladık. Hazır mıyız? Buyurun. Nerede yazıyoruz? Nerede? Ben buldum. Nasıl? Nasıla geldik? Nasıl biliyorsunuz bir durum belirten bir şey. Evet. Çökerek, çömelerek, ağlayarak. Kızarak. Tamam. Neyle geldik şu an? Bir dakika. Merhaba. Çok hoşuma gitti. Neyle? Neyle? Yani elle mi? Nasıl yemek yiyoruz? Yemek yemekle alakalı şey bu. Neyle? Hazır mıyız? Evet. Ne yiyor? Ne yiyor? Okey mi? Hı hı. Kim ödüyor? Yani benim... bu ödeyecek tek kişi var. Yani ben. Sen ben de ver bana. Bana versen sen. Okusana. Şeyma, evet. Ayşe Şeyma'yla. Oha, gerçekten mi? Evet. İskelede tavşan kostümüyle. İskeleyi ben yazmıştım. Tavşan kostümü güzelmiş. Melih'le. Ne? Melih'le mi? Buraya Melih yazamazdınız. Neyle? Melih'in eliyle. Ben orayı şey... Benim elimle mi yiyecek? Öyle olacak. Tamam abi, tamam. Okey. Ben tavşan kostümü yapmış yazdım. Başka ne diyor? Abi onunla mı yiyor? Niye bana şey yaptın? Abi tavşan kostümü de elimden şırdan yiyecek birazdan yani. İskele de çok kötü. Abi bu çok iyiymiş. Çok Şeyma, Ayşe ya. Şeyma'yla of. Ayşe Şeyma ben yazdım bu arada. Nasıl denk geliyor? Şeyma'yı sen yazmışsın. Onu ben yazdım. Çok evet, iyi. Harika. Oh my god. Buyurun, sağ olun. Bir tane şırdan. Abi kuyruğu gördünüz mü? Abi dediğine yapılmış kimiz değil mi? Abi. Sen bir şey söyleyeceğim. Kostümü sen yazdın değil mi? Ben yazdım. Kostümü o yazmış. Allah aşkına şırdanı kim yazdı? İskeleyi ben kim yazdı? Yazmadım. Sen mi yazdın şırdanı? Sen yazdın, sen şırdanı. Şırdanı ben yazdım abi. Ben yazmadım. Birbirimize böyle patlattık. Eserini mi? Gerçekten. Biz yarattık eseri yani. Melih'i ben yazdım. Şimdi Melih tutacak. Şu kuyruğuna benzeyen yiyeceği sana yedirecek. Buyurun sen önden niye yürümüyorsun ya? Ben seni... Mağaza bakıyorum. Soğuk mu bu arada? Bu daha sıcak tutuyor diğer kıyafetimden. Bilsem bunu çıkardım. Tavşanım, üşüyor musun tavşanım? Benim kapşonum var. Ama kapşonumu takınca başka bir şey oluyor. Arkadaşlar yanlış bir şey var. Burada tavşan olmuş ki keçi olmuş. Aaa saymıyoruz bunu. Saymıyoruz. Sayıyor muyuz? Mutant gibi. Tavşan yok ofiste. Tavşan yok ofiste ama çatma bak. Çatma tavşan. Bu tavşan gibi yani. İçi tavşan gibi. Senin şırdan yiyen tavşan gördün mü? Hayır, ilk olacak. Görecek. Senin? Yok, ben daha çok görmedim. Merhaba, bizden önce yayınlamayın olur mu? Arkadaşım sizi her gün izliyordu, onu anlatacağım. Selamlar, sevgiler, kalpler. Beğendiniz mi bu arada? Evet, çok tatlı. Renk falan bir değişiklik olsa daha mı iyi olurdu? Ben senden daha fazla sanıyorum şu anda. Normal mi? Nasıl hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum. İnsanlar çok garipsemiyor gibi zaten. Evet, çünkü burası Kadıköy yani hani. Deniz'in ağzını mı? Peki. Burada normalde bu kıyafetlerle gezen insanlar mı? Evet. Hayda. Kıçkıran tavşan. Takkasını taksın ama. Ama şapka takınca o değilim ki. Taksın istiyorsun, bana fark etmez. Bana da fark etmez. Abi bak, Ayşe Şeyma ile Şeyma yazıldı değil mi buraya? Evet. Kim buraya Melih yazdı? Sen mi yazdın? Melih yazdım. Nasıl Melih'le yanlış yani? Ben onu kim ödeyecek diye yazdım. Çok soğuk bir tavşan. Sen onu söylemiştin hatta. Evet. Şöyle bana siper olsanız hepiniz. Ben o... Limon ister misin? Tabii. Limon sıkayım evet, üstüne. Evet, sık. Limonla her şeye daha çok şeyim var. Tahammülüm. Allah'ım umarım çok kepslere düşmeyiz. Bu tarafından. Çok dedi fark ettiyseniz. Yani düşeceğiz de. Mili. Efendim çok canım. Çok düşmeyiz. Diğer taraf. İp nerede? Ha, kimi çek bomba at. Yapma öyle, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İsteyeceksen ısın işte şunu. Şunu ısırayım. Döndür bak şu sırtından ısırayım. Döndür şunu. Şurayı.
Döndür. Ya döndür. Nereye döndürüyorsun şurası, ya? Şurası şurdanı istiyorum. Allah'ım yarabbim. Oh. İyi mi şırdanı? Beğenmedin mi? Hiç... Tavşan sevmez ki şırdan. Havuç olsa severdin havuç ama. Havuç olsa severdin. Artık... Sıcak mı? Ucunda sen sırf. Şimdi Ayşe Şeyma'yı yedi mi? Evet. Tamam. Ucunu ben alabilir miyim? Ne yaptın bir canım? Hayır. Ucun sende mi o da? Hayır, ben doydum. Tamam. Ben yiyemeyim mi ucunu? Ama yiyemezsin ki. Elimde kaldı böyle. Ofise böyle mi gideceğiz? Şöyle mi yürüyeyim ya? Bir parmağın daha varmış ki. Ha? Bir parmağın daha varmış ki. Bir abi! Ben izninizle yiyeceğim, kusura bakmayın. Yani şu an elimde kaldı afiyet bu. Afiyet olsun. Oha! Oha! Bravo! Hazır mıyız? Okuyorum. Sen açamazsın. Yok, ben açamam. Okuyorum. Kim? Abu Af. Sen yazdın herhalde. Ben yazdım. Kiminle? Başkanla. Abu. Hadi. Nerede? Masanın üstünde. Nasıl? Film izleyerek. Onu ben yazdım. Neyle? Kürdanla. Onu ben yazdım. Neyle? Ne yiyor? Turşu acılı. Aaa. Kim ödüyor? Kemal. Turşu sen ödüyormuşsun. Öderim be. İyi. O zaman turşumuz gelsin. Size masanın üstüne anlatacaklarım var. Evet, şimdi Kadıköy'ün içerisine turşu almaya gidiyoruz ama turşumuz acılı olacak. Kadıköy'ün en acılı turşusunu bulmaya gidiyoruz. Evet, şimdi her şeyin en acısından bir turşu, karışık turşu sepeti yaptırıp buraya geliyorum. Karışık turşumuzu yaptırdım, içerisine acısı olsa döktürdüm. Hadi ofise gidelim. Bunu kürdanla yiyeceklerdi değil mi? Hadi bakalım. Evet efendim, Abu Af başkanla masanın üstünde film izleyerek kürdanla turşu acılı yiyor, Kemal'im alıyor. Nasıldı? Aldım geldim. Acılı, yani acılı olmasını söyledim. Biberlerden özellikle yerseniz çok sevinirim. Biz de masa bulduk kendimize. İnşallah üstüne oturunca kırılmayacak. Bu arada film izleyerek ben yazmışım çünkü videomuzun bir sponsoru var. Kahraman Kuyruklar isminde bir film. Çok da eğlenceli bir animasyon filmi. 17 Mart'ta. Sinema salonlarında. Bence Devin de çok sever bence bu filmi. Biraz sana göstereceğim bayağı şimdi. Güzeldi. Fakat öncelikle bir oturmaya çalışalım. Sen otur abi. Burada da sakattayız. Abo, ben verdi masa. Ben verdi. Ben ne şu demek kenar... O? Bükeldi. Bir şey, kenarlarda dursak daha iyi değil mi? Önce kenarda durup sonra birbirimize yakınlaşalım. Ortaya ayak yapsanız da böyle masalarda. Mantıklı bu arada. Ama üzerinden insan... Yemin olsun öne doğru gitsin. Sen kaç kilosun ki? Ben 100'den biraz fazla. Tamam, ben de 70 kiloyum. 180 işte. Gel biraz daha. Hadi ortaya doğru duruşum. Fazla değilim. Evet, bedavadan şimdi biraz pahalı. Kahraman kuyrukları evet, beraber seyrederek kürdanla turşu yiyeceğiz. Bu arada şimdi masa ben... kırılırsa bilgisayar da gider ha. Ben helalleştik biz. Biz helalleştik Şeyma Hanımcığımla. Filmimiz Yunan mitolojik bir dönemde geçiyor. Filmimizi kahramanları canım çekti ya. Şimdi de çektim o arada seni. Kahramanları çok tatlı bir fare var. İsmi Pati. Bir de onun sevimli arkadaşı var. İsmi Sam. Bu iki arkadaşımız köyü kurtarmak için bir maceraya çıkıyorlar. Ne olursa söylüyorum akşamda. Bunlar böyle normal güzel güzel yaşarlarken şu beyefendinin anıtını yapıyorlar. Yunan tanrı bir tanesine. Çok coşkuyla karşılanıyor. Sonra başka bir Yunan tanrısı. İsmi bak kasırga, burada gördüğün kasırga bunu inanılmaz kıskanıyor. Ondan sonra da aşağı iniyor. Diyor ki benim anıtımı yapmamışsınız diyor. Öyledir böyledir falan diyor. Eğer diyor bana güzel bir anıt yapmazsanız, bir de eline güzel böyle bir afilli bir şey koymazsanız diyor. Yerli bir ederim diyor. Dolayısıyla bu bizim küçük arkadaşımız, kuyruklu arkadaşımız bir maceraya çıkıyor hep birlikte. Ve bu arada ben izledim. Çıkmanı izledim. Teşekkür ederim bana yolladılar. Şakalı, esprili, gayet de keyifli. Çok tatlısın çocuk. Tatlı yapmışlar burada. Devin bunlara bayılır. Evet, tekrarlayalım arkadaşlar. Kahraman Kuyruklar 17 Mart'ta sinema salonlarında. Kesinlikle animasyonu seviyorsanız bence değerlendirin çünkü bayağı güzel görünüyor. Tatlı filme benziyor. Kemal'im bu çok acılı gelmedi bana ya. Acılı gelmedi mi? Biberden niye yemediniz ki? Bak şunu. Aynen. Şu. Bak bu arada bak şu Jason diye bir karakter var. Jason yaşlı bir köyün kurtarıcısı. Yaşlı askerleri var. Sürekli başı belaya giriyorlar. Aynen kuru kafalar. Jason bu arada gerçek o mitolojik hikayelerdeki Jason. Valla? Evet. Mitolojide Jason diye bir karakter mi var? Ha, ne yapıyor normalde? Ya son normalde Altın Post efsanesinin kahramanı. Orada işte Yunan krallıklarından birinin oğlu. Nasıl ya, acı? Hadi. Kafkasya taraflarında bir yerde... Ya anlatsana, öyle anlat. Altın Post var. Ha. Orada savaşa dövüşü Altın Post'u alıyor.
memleketine ev götürüyor. Orada kral oluyor falan filan, bir sürü entrika var. Bu da o herhalde. Sana acı gelmedi herhalde. Hatta posta dönerken bir yerde fırtına tutuyor. Bizim köyün az ilerisinde karaya çıkıyor, dinleniyor falan. Misafirler geldi. Bir sonraki kağıda geçelim mi? Geçelim. Kağıt benim kağıdım. Ay yandım ben, yandım be. Hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Ben de hazırım. Ben hazır değilim. Tamam bak, bakmayalım, okusun. Askerden gelen Kemal. Kiminle? Asker Kemal yazmışsın. Kiminle ya? Bu bana nasıl geliyor? Kiminle? Serdar Başkan'la. Güzel. Nerede? Çiğ köfteci'de. Nasıl? Abi bunu ben yazmıştım ya. Sürekli çömelip kalkarak. Neyle? Su bardağıyla. Ne yiyor? Top karabiber. Kim yazdı bunu? Ben yazmadım karabiberi. Kim ödüyor? Başkan. Ne oluyor abi? Petşehir nasıl bunu yiyebilirsiniz ki? Petşehir'de bir su bardağıyla. Ben yazdım. Su bardağıyla. Çiğ köfteci'de çömelip kalkarak. Niye çiğ köfteci'deyiz? Ben karabiber. Öyle uygun gördüm çünkü. Tanıdık çiğ köfteci var mı? Top karabiberi sen yazdın. Yani sana geldi. Karabiber şu. Başkanın ödemesi lazım. Nasıl yapacağız onu? Ne kadar yiyebiliriz? Bunu mu ödeyecek? Nasıl ödeyecek bunu? Çiğ köfte alalım oradan onu. Ha, çiğ köfte alalım. Zaten çiğ köfteci abi nasıl izin verecek onu bilmiyoruz yani. Çiğ köfte ödesin de bir şey sormak istiyorum. Ha. Bu top karabiberin yenmiş sınırı yani nedir abi? Koyacaksın böyle, bir yiyeceksin tane biraz yiyeceksin, yani bir işte. Tane, iki olduğu tane. Kadar. Evet, İstanbul'umuzun güzide bir çiğ köftecisindeyiz. Buyurun. Biz video çekiyoruz. Arkadaşlarımız burada bir video çekebilirler mi? Ne biliyorsun? Abi bizim bir görevimiz var. Çömelip kalkarak karabiber yememiz gerekiyor. Bol bol koyalım, az yiyelim. Aynen. Yakından çeksek? Senin fikrinde. Sen bu bana denk evet, gelse doldurmuştur bu arada ağzına kadar. Yok ya, ben hiç kadar. Abi sen küçükken bir oyun vardı, bilir misin? Kim kimle nerede ne yapıyor diye. Hatırlar mısın? Çömel. Böyle. Al. Abi yıkmayalım buraları. Çömel. Evet. Kalk. Çömel. Kalk. Bir daha. Çömel. Ben çiğ köfteden bir parça alabilir miyim abi? Bitti mi o? Bitmedi. Sen yiyemezsin ki, sana ne oluyor? Ben yiyecek miyim? Onlar mı yiyecek? Kim yiyecek? Evet, baştan bir Kemal yiyecek. Çömelen kalkanlar mı yiyecek? Ağzım yanıyor ya. Ağzım yanıyor. Ben bir tane daha ayran. Devam. Çömel. Biraz da çiğ köfteyle. Ya ikiye böldüm, yarısını siz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çömel kalksana bir ikten daha. Allah aşkına ben çömel kalktım. Al çiğ köfteyle çömel kalk ya. Ben çömeğe vereyim. Hadi biraz yaşlı edişin. Otur kalk sandalye. Evet, çiğ köfteme çok teşekkür ederiz. Çiğ köftem Kadıköy diye mi geçiyor? Burası Moda diye mi geçiyor? Çiğ köftem Moda. Moda. Çiğ köftem Moda'ya çok teşekkür ederiz size. Kalkacaksın ama bari sandalyeden he? Kalk. Evet. Onları yemeyeceksin. Evet. Kalk. Adamın yani. Ne oyunmuş arkadaşı ya. Bitti mi? Teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Evet, bir sonrakine... Bizden, ben bu oyunu biliyorum ama bu kadar cezalar böyle... Değil miydi? Tabii değildi. Sen hadi öde. Çiğ köfte öde. Tamam. Başkan sen bir öde. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz de buyurun başka ödesin. Evet açıyorum. Hazır mısınız? Ben hiç değilim ya. Bana gelecek gibi hissediyorum. Kim? Başkan. Yine ben. Zaten. Kimle? Benle. Oh be. Benim masamın altında. Senin masan neresi? Ha senin masanın altında, okey. Nasıl? Yeşil. Nasıl ne? Nasıl yeşil? Yeşil mi? Yeşil mi? Bunu ben yazdım. Başkan sen oğlum, ne demek ne yeşil ya? Yeşil işte, nasıl yeşil? Aklıma o geldi. Ne aklına? Yani sonuçta ne yapılacak peki? Yoruma açık bilmiyorum. Yaprak o belki. Neyle? Tornavida. Vida. Ne yiyor? Baklava. Kim ödüyor? Kemal. Ben yeşili şey... Yeşile... Yeşil yani. Yeşile... Anlamadım. Yeşile boyanmış halde. Ha, okey. Parmak boyası mı alacağız siz o zaman? Galiba. Böyle hiç kendini mi düşünmezsin adam? Ben ne bileyim, sürekli beni yazdı. Benim birileri en azından şöyle düşünün. Baklava yiyeceksiniz. Yani tornavidayla. En azından. Tornavidayla. Hadi bakalım. Ben bir şey söylemek istiyorum. 100 lira vermiş. Ne için bu? Baklava geldi arada. Baklava gelmiş, ben o arada yoktum. Baklava geldi, buyurun. Baklavayı ben mi ödüyordum? Ha, galiba. Baklavayı Kemal ödüyor abi. Neyse ben ödeyim, Kemal'den alırım arkadaş. Şey yapmayın, bekletmeyelim. Versin sana parasını. Kim ödüyormuş? Kemal ödüyormuş ama başkan ödemiş bulundu. Helal etsin. Yok etmem. Ederim. Kemal'den gelince Kemal'den ister. Şey yaparız, ayarlarız. Ne kadar verdin? 102. Bu arada 100 liralık baklavayı göstermek 102 lira istiyorum. Değil miydi? 102 liraydı da. 2 lirası. Göster bakalım, 100 liralık baklava neymiş? 100 liralık baklavaya koş. Ne? Yapma ya. Oraya geldik mi? Geldik. Ceviz var. Cevizli mi o abi? Ne bileyim ben.
Birazdan evet. Yiyecekler Kemal'im söylerler. Hayır öyle dolu dolu fıstık da yok içerisinde. Fıstığı atmışlar. Ne yani? Şimdi ne oluyor diyorsanız kim başka, kiminle Şeyma. Siz sürekli bu evet. Yarışmada şey oluyoruz. Neyse. Yani. Dönüştü dönüştü. Nerede? Benim masamın altında demiş. Ben yazdım. Senin masanın altında. Nasıl? Yeşil. Ne anlamda yeşil? Yani ne demek bu? Üstünde yeşil var diye aklına mı geldi? Nasıl? Abi oldu? Nasıl dedi? Vallahi yeşil direkt öyle aklıma geldi. Nasıl? Boyama yeşil. Fıstık mı yani? Surat boyası aldık biz yeşil. Neyle? Tornavida ile. Buraları böyle gördüğünüz gibi hijyenik olsun çok diye. Çok güzel servis yalnız. Aynen ama. Öyle. Açma. Bu aç. Kimin fikriydi? Açmak için değil mi? Hayır abi. Ne yap? Sakallarını boyamasaydın ya. Boyadım. Dur ne yiyor? Baklava yiyor. Kim ödüyor? Kemal zaten ödedi. Nasıl yapalım? Abi şuraya bir kalp çiz bence. Beraber. O senin kalemin mi? Ben yapıyordum. Sen Şeyma'ya yap ya. Kemal ne olur. Ben başkana yapalım mı? Sen Şeyma'ya yap. Böyle dediği için daha çok yapasım geldi. Bana fark etmez. Kim kime istiyorsa yapsın abi. Sen yapma. Kızını dönmesi. Tam beni boya sen de gel. Hayır küsmek yok. Hayır gel. Oğlum niye küsüyorsun ya? Sen hayvan gibi şey yapıyorsun. Sen beni istemedin. Boyayım mı ben? Bu tarafa ben kıl, şey kıl mı yapıyorsun kalbi? Kedi lan, gibi. Kalp yaptım kalp. Sola geç. Yeşil yazmadın tamam, mı? Tamam abartmadan yeterli. Yeterli. Böyle bir kedi mi var? Abi o limandaki eski karikatürlere... Hayır ya böyle. Oğlum kalp var kalp. Bak dur. Lombak karikatürlerine... Dur tamam. Ya abarttın bütün. Zaten bitti. Bütün yüzünü boyadı. Nasıl boyamışım? Yok ya çok kötü. Güzel oldum ben kediye benzedim. Burnuna. Abartma. Bak sen çok daha insaflısın bu arada ben sana söyleyeyim. Ben mi? Yemin ederim seninki çok daha insaflı. Dur o zaman bir dakika. Abi yanımda şeyim yok temizleme şeyim. Islak bendeye çıkar bu. Abi benim çok hoşuma gitti bu boya ya. Güzel değil mi? Bayağı güzel. Ben kendimi görmüyorum. Ben sana bir set alalım da boyarsın. Sen bu arada güzel oldun bu arada. Ki iyi çizer normalde. Ne yapıyor? Masanın altına mı gideceğiz şimdi? O benim, buna değil diğer benim masaya. Benim masamın altına gideceğiz. İnanılmaz evcilik gibi. Bu arada masanın altına gireceksin de masanın altında şu an keyfi var. Ha kalktı orada zaten. Kalktı mı? Kalktı. Sağ canım benim yer veriyor bak işte. Gel. Ooo keyfi! Pofik olmuşsun. Keyfi arada duşa gitti baksana. Yüzün gözün açılmış baksana. Bugün. Hamam günüydü bugün evet. Gerçekten. Oh ne güzel kokuyor bu arada baksana. Çok iyi değil mi? Ben ne güzel kokuyor. Kokalı mı? Şeyma orada çömelebiliyor musun sen gerçekten ya? Ha? Keyfi var. Ben doğum günüyüm. Merhabalar, bir şarkı söylemeniz mümkün mü acaba? Masalarda... Işık. Abi ben şarkı söylemeyeyim ya videolarda. Vallahi hiç hoş olmuyor. Aynen. Sen eğilemiyor musun? Ben çok eğilirim askerde. Ne? Söyle, ben askerde çok eğilip kalktım da sol bileğim sıkıntılı ağrıyor. Yemin biraz et. Yemin ederim. Revire gittim. Bana spor istirahati verdi. Eğitim ve spor 10 gün. Söylenmedi hiç. Senin askerliğini kaç sene dinleriz sence? Size tornavidanızı verelim. Dikkatli olun yalnız. Teşekkür ederim. Ne demek? Büyük küçük. Baba da. Tornavidayla baklava yemek de. Benim elimi koparmazsınız değil mi? Elimi çekmek istedim. Tamam elimi çekeyim oradan. Uf baklava çekti benim canım ya. Sen bu şeyde kedi olduğun, tavşan olduğun. Fena değilmiş ya. Güzelmiş. Nasıl iyi mi? Vallahi iyiymiş. Sadece tereyağı tadı geliyor. Canım çekti la. Abi biz de birer tane yesek mi ya? İyi yemedin ha. Evet arkadaşlar bir kim kimle nerede nasıl ve ne yiyorum daha sonuna gelirken videonun başında söylediğimiz gibi Kahraman Kuyruklar 17 Mart'ta vizyona giriyor ve çok tatlı bir animasyon filmi kaçırmayın diyoruz. Bir videomuzda başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Rahatsınız kalın orada ya. Ben okey bir video daha çıkarım burada. Boynum ağrıdı. Vallahi, hadi ben gidiyorum. Bye bye. Akşam ne yiyelim?